Herkese merhabalar. Tam bana göre de sizinle beraber çok süper bir set tanıyacağız. Sıfırdan dokuza sayısal set. Yani mat, FKB, matematik, fizik, kimya, biyoloji, bunların hepsinin konu anlatımlı soru bankalarının içerisinde olduğu sıfırdan dokuza sayısal setimiz. Hemen bakalım. Dört tane kitabımız var içerisinde. Hemen bakalım sizinle beraber. Bu dört tane kitabı incelediğimiz zaman sayısal setimizin içerisinde tabii ki FKB, fizik, kimya, biyoloji ve aynı zamanda matematik kitaplarımız var. Buradaki kitaplarımızın özelliği aslında konu anlatımı olması. Mesela fizikten bir konuda takıldınız, bir konuyu hatırlamak istiyorsunuz veya konuya sıfırdan çalışmak istiyoruz. Zaten kitabın temel özelliği sıfırdan olması. Sıfırdan çalışmak istiyorsak ne yapacağız? Kitabın konu anlatımı kısmını açacağız. Konu anlatımı kısmı aslında mikro parçalara ayrılmış. Sıfırdan dokuzaların temel özelliği işte kitabın hikayesi aslında. Dedik ki konu anlatımı kitaplar çok uzun uzun konu anlatımlarının arkasından çok sonrasında gelen testlerle insanları boğuşturuyor. O yüzden dedik ki biz konuları küçük küçük parçalara bölelim. Mesela evrendeki olayların fizik bilimi ile açıklanması. Mesela bir konu başlığı. Ardından bununla alakalı hemen sorular çözelim. Yani bu kasımızı geliştirelim. Ardından fiziğin alt dalları. Hemen bununla alakalı sorular. Ondan sonra fiziğin diğer disiplinlerle ilişkisi. Hemen bununla alakalı sorular. Ve bu şekilde ilerleyerek arada da tarama testlerimiz olacak şekilde bütün ünitedeki konu başlıklarını adım adım, teker teker, lokma lokma bitirelim. En sonunda da testimizde, yani genel testimizde de bu işi kapatalım diyoruz. Konu anlatımı soru bankasının temel özelliği minyatür konu anlatımlarıyla, yani minik minik konu anlatımlarıyla sıkmadan ve rahat rahat hem istediğinize anında ulaşabiliyorsunuz hem de tam bununla alakalı sorular çözebiliyorsunuz. Yapamadığınız soruların çözümü zaten burada videolu bir şekilde var. Ve kitaplarımızın bir özelliği daha renkli olması. Mesela burada konuları renkli renkli anlatalım ki sıkılmadan öğrenelim ve gerçekten de canımız sıkılmadan ders çalışalım diyoruz ve aradaki test geçişlerimiz sayesinde de genel tekrarlarımızda yapmış oluyoruz. Aynı şey kimyada da mevcut. Kimyada da aynı şekilde konuları anlatırken birazcık daha görsellere dayalı bir metotla anlatmaya çalışıyoruz. Ve sonrasında da tabii ki matematik en önemlilerinden bir tanesi. Matematik en kalın kitabımız da matematik zaten. Matematikte de burada yine sıfırdan konu anlatımı yapıyoruz. Çok güzel örneklere yer veriyoruz ki örneklerle pekiştirelim, örneklerle anlayalım diye. Çünkü matematik soru çözmeden anlaşılmayan bir branş, onu da söylemek istiyorum. Ve bu şekilde bütün konuları matematik, fizik, kimya, biyoloji adına dört kitabımızla hallediyoruz. Sıfırdan dokuza sayısal set de bu dört kitabın aslında birleşmiş hali diyebiliriz. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın bakalım.